Nasılsın prenses? Çalışıyorum, görmüyor musun? Hastanede görüşemiyoruz. Çünkü ikimiz de çok çalışıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz çünkü eski kız arkadaşlarım seni rahatsız ediyor. Bu yüzden aklıma süper bir fikir geldi. Hasan evden ayrıldığına göre boş bir odanız var değil mi? E'si ben sizin yanınıza taşınsam harika olur diyorum. Ben de delirmişsin diyorum. Ben Ela'yı ikna ederim. Ayrıca o evde Ela'yı koruyacak biri lazım. Ela istese de ben istemiyorum. Ayrıca Ela'yı kimden koruyacaksın? Bilge, kadın delirmiş. Hiçbir şey yapamazsa eve bu bir tuzağı falan kurar. Kader Hanım. Kader Hanım, Alican. Merhaba Kader abla. Merhaba. İnanması güç ama benim bu salak oğlan yine kaşık yuttu da. Evet ama bu sefer bilerek. Hoş geldin Alican. Bizi çok sevdin herhalde sık sık ziyaret ettiğine göre. Sevdim ama onun için gelmedim. Ben yine kaşık yuttum. Ah bak bir de nasıl sırta sırta söylüyor. Çıldırtacak bu çocuk beni. Allah'ım sen bana sabır ver. Anlat bakalım bu sefer nasıl oldu? Şimdi doktor teyze. Bizim sınıfta Tunç denen kıl bir çocuk var. Bu kıl benim kaşık yuttuğuma inanmadı. Filmleri de gösterdim yalan dedi. Hem de kimin yanında biliyor musun? Kimin? Bizim sınıfın en güzel kızı Alara'nın yanında. Bu durum çok dokundu tabii bana. Tabii dokunur. Bak şu edepsize ya. Boyuna posuna bakmadan neler de düşünüyor ya. Kader abla sen söyle anneme ya. Aşkın yaşı var mıdır? Aslında yoktur tabii. İşte ben de ne yaptıysam aşkımdan yaptım. İyi de eşek sıpası. İnsan hiç tekrar kaşık yutar mı böyle bir şey için? Ya anne ya. Erkeklik gururumu kurtarmam lazım diyorum sana. Ne olacak? Doktor teyze çıkarıverir. Bak şimdi Kader abla. Senden çok önemli bir şey isteyeceğim. Ama anneme sakın söyleme. Hayır anlamıyor. Bu kız meseleleri çok karışık işler. Bilirsin. Ya bilmez miyim? Tamam işte sen bu işlerden anlıyorsun. Benim Alara'ya yalan söylemediğimi kanıtlamam lazım. Kızlar bu güven olayına çok önem veriyorlar. Evet ama haksız da sayılmazlar. Tamam canım tabii haklılar. İşte ben de onun için istiyorum. Sen bizim okula gelip olan biten her şeyi anlatacaksın. İyi de seni kaşığı yuttuğunu görmediler mi? Görmediler. Bir tek şu Tunç denen kıl gördü. Ama o da yalan söylüyor. Hem kıl hem yalancı. Gelirim. Ama bir şartla. Bir daha asla böyle tehlikeli bir şey yapmayacaksın, tamam mı? Tamam. Anlaştık. Hadi bakalım. Şimdi anlaşıldı iki kaşığı nasıl yuttuğu. Bunlar yakışıkmış. Ah Alican ah. Doktor teyze şimdi bir şeyler yiyebilirim değil mi? Evet yiyebilirsin Alican Bey. Oh. Doktor hanım. Benim bu oğlanla ben baş edemeyeceğim. Bulduğu her şeyi ağzına atar artık bu. Bir psikoloğa falan mı göstersek? Madem istiyorsunuz neden olmasın? Genelde biz aileleri zorlarız. İlk kez istekli bir anne görüyorum. Çocuğunuz var mı? Henüz yok. Hı. Sizin de Alican gibi bir oğlunuz olursa ancak beni o zaman anlarsınız. Allah korusun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.